Herkese merhaba. Ben diyetisyen diyetisyenlerinden İlayda. Bugün sizlerle küflü peynir tüketiminin güvenilirliği konusunda konuşmak istiyorum. Sizler de sağlıklı beslenme yolculuğunda aklınıza takılabilecek bu ve benzeri soruların cevabını bulabilecek bir rehber edinmek isterseniz diyetisyen diyetisyenlerine başvurabilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz. Peynir hemen hemen hepimizin soframızda muhakkak yer verdiği bir besindir. Ancak peynirimizde lekeler fark ediyor olmamız tüketimi konusunda bizi endişelendirebilir. Peki küfler nelerdir? Küfler spor üreten bir mantar türüdür. Hava, böcekler ve su yoluyla taşınırlar. Buzdolabınız da dahil olmak üzere ortamın her yerinde bulunabilirler. Ancak en iyi büyüme koşulları ılık ve nemli ortamlardır. Küf çoğu gıdada bozulma belirtisidir. Yeşil, beyaz, siyah, mavi veya gri renkte olma eğilimindedir. Büyümeye başladığında genellikle yiyeceklerin yüzeyinde görülür. Ancak kökleri derinlemesine nüfuz edebilir. Ekşi veya kapalı bir koku oluşturarak yemeğin görünümünü ve kokusunu değiştirir. Küfler genellikle yemek için tehlikeli olsa da peynir yapımında lezzet ve doku geliştirmek için bazı tipler kullanılabilmekte. Peynir yetiştirmek için kullanılan en yaygın küf türü penisilindir. Bu kalıplar sütteki proteinleri ve şekerleri yiyerek çeşitli lezzet ve dokular geliştirmeye yardımcı olur ve kimyasal değişikliklere neden olur. Peki küflü peynir yemek güvenli midir? Aslında peynir üzerindeki küf her zaman bozulmanın bir göstergesi değildir. Peynir üretiminde kullanılanlar yemek için güvenlidir. Peynir içindeki mavi damarlar veya dıştaki kalın beyaz bir kabuk ile karakterize edilirler. Oysa tipik küf rengi beyazdan yeşile değişen bulanık bir büyümedir. Görünümün yanı sıra koku, küfü de gösterebilir. Tazeliğini değerlendirmek adına satın alma aşamasında koklamak en iyi yöntem olabilir. Ancak küflü peynirlerde tehlikeli sporlarında olabileceğini unutmayalım. Küflü peynir ne zaman atılır? Peynirin üzerinde küf bulursak onu hemen atmak zorunda değiliz. Sporların parmesan, kolbi, isviçre ve çedar gibi sert peynirlerin yüzeyinin çok ötesine yayılması nadir bir durumdur. Bu ürünün geri kalanının yemek için muhtemelen güvenli olduğu anlamına gelir. Peynirimizi kurtarmak için kalıbın çevresinde ve altında en az 1 inç yani 2,5 santim kesilebilir. Bununla birlikte bu teknik yumuşak peynirler, rendelenmiş, ufalanmış ve dilimlenmiş çeşitler için de geçerli değildir. Krem peynir ve süzme peynir gibi türlerde bulunan küf belirtileri, sporların tüm ürünü kolayca kirletebileceği için bir kere de atılması gerektiği anlamına gelir. Küflü peynir yemenin tehlikeleri nelerdir? Gelin bunlara göz atalım. Küfler gıda zehirlenmesine neden olabilecek Escherichia coli, Listeria, Salmonella, Brucella da dahil olmak üzere zararlı bakterileri taşıyabilirler. Gıda zehirlenmesinin belirtileri ise kusma, mide ağrısı ve ishaldir. Ağır vakalarda ölüme dahi yol açabilir. Tehlikeli küfler ayrıca etkileri akut, gıda zehirlenmesinden bağışıklık yetmezliğine ve hatta kansere kadar uzanan mikotoksinler üretebilir. Özellikle yapılan çalışmalarda kanserojen aflatoksinin karaciğer kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir. Mikotoksine maruz kalma riskini en aza indirmenin en iyi yolu küflü yiyecek yemekten kaçınmak ve güvenli besin saklama uygulamalarına yönelmektir. Peki peynir nasıl düzgün bir şekilde saklanır? Uygun depolama tekniklerinin kullanılması peynirin bozulmasını önlemeye yardımcı olabilir. Güvenilir bir peynir seçerken herhangi bir çatlak veya küf büyümesi olmadığından emin olun. Dokusu sertleştirilmiş olmamalı veya sararmış lekeler bulunmamalı, pürüzsüz gözükmelidir. Küflü peynirleri satın alırken bulanık, renksiz lekelere sahip olmasına dikkat edelim. Peyniri 1 ila 3 santigrat derece yani 34-38 Fahrenheit arasında soğutalım. Peynirin plastik sargıya sıkıca sarılması da küf sporlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Eğer siz de ideal vücut ağırlığına giden yolda kalıcı çözümlere ulaşmak istiyorsanız diyetisyen diyetisyenleriyle beraber haftanın 7 günü iletişimde kalacağınız size özel hazırlanmış haftalık beslenme programları ile yaşam tarzımızı iyileştirmeyi ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmayı hedefleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.